Efendim Bakü'nün nabzını alalım ve hemen Bakü'ye döneceğim. Ferit Şahbazlı, Islahatçı Gençler Birliği Başkanı. İyi akşamlar Şahbazlı. İyi akşamlar Ardan Bey, selamlıyorum sizleri. Teşekkür ederim. Önce Bakü'deki havayı alalım. Bakü'de son durum ne? Hem sınırdaki olaylara nasıl bakılıyor ve ne tür haberler geliyor, hem de biraz halkın nabzı. Çok teşekkür ediyorum. Ben önce sizin kanal aracılığıyla Türkiye devletine, yüce Türk milletine, her zaman olduğu gibi Azerbaycan halkına verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizlere bir gazeteci kimi ve Kanal 24 televizyonla milli duruşunuza göre çok değerli minnettarlığımı iletiyorum. Biliyorsunuz bu ayın 12'sinden itibaren Ermenistan sınırının Tovu istikametinde provokasyonları başladı ve provokasyonlar sonucunda Azerbaycan'ın şehitleri oldu ve tabii olarak Azerbaycan ordusunun silahlı kuvvetlerinin cevabı sonucunda şüphesiz ki Ermenistan'ın silahlı unsurları yerinde oturduldu. Ama burada çok önemli bir məqam var idi. Niye Ermenistan bu defa Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ bölgesinden değil Tovuz'dan hücum etti? Evet. Bu çok önemlidir. Ondan dolayı ki Ermenistan artık biliyorsunuz uluslararası alanda tüm gücünü itirmektedir. Tüm itimadını itirmektedir. Ve o Tovuz'a saldırı yapmakla dünyada bir algı operasyonu yapmaya, sanki Azerbaycan'ın onun sınırlarını tehdit ettiği görüntüsünü yaratmaya çalışıyor. Bundan başka Tovuz biliyorsunuz Azerbaycan'ın enerji projelerinin geçtiği çok önemli bir noktadır. Önemli bir noktadır ve Ermenistan bununla da Azerbaycan'ın enerji projelerini tehdit etmeye çalıştı ve ben düşünüyorum ki bu yalnız açıkçası Azerbaycan'a değil, bu projelerde Azerbaycan'ın en yakın taraftaşı olan kardeş ülke Türkiye'nin çıkarlarına karşı da büyük bir tehdit oluşturuyor. Doğru. Yani Ermenistan Türkiye'de yeni münakişe ocaklarına, savaş ocaklarına çekmeye çalışıyor. Bölgede sülh sabitliğe bir tehdit yaratmaya çalışıyor. Ve bundan sonra ülkemizde çok büyük ehval ruhiye yaranıp biliyorsunuz 50 binden artık Azerbaycanlı gönüllü olarak orduya gitmek için başvuru edip yani tüm halkımız ayaktadır. Her an seferberlik ruhundadır ve Ali Başkomutanımızın emrini bekliyoruz. Yani peki burada halkın kararı ne? Bence halk artık Minsk grubunun oyalamasından özellikle Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Minsk çalışma grubu üzerinden sürekli Ermenistan'ın bu işgalini kalıcı kılmasından sıkılmış gibi gözüküyor. Doğru mudur? Doğrudur Ardan Hocam, doğrudur. Azerbaycan halkı artık Agit'in Minsk grubu üyelerinin Azerbaycan'a ve Ermenistan'a olan seferlerini turistik seferler gibi görüyor. Burada bu problemin çözümü için hiçbir adım atılmıyor. Bu artık devletimizin de mövqeyi bundan ibarettir. Cumhurbaşkanımız da söyledi ki, biz artık konuşma hatırına kimleyse Ermenistan'la konuşmaya gitmeyeceğiz. Bu artık Azerbaycan'ın çıkarlarına cevap vermiyor. Bu bir mənalı şekilde belədir. Ve artık Azerbaycan ordusu, Azerbaycan halkı sabrının en son həddindədir. Bunu dünya da biliyor. Bu olaylarda Ermənistan 30 yıldır bu sorunu uzatmakla çalışıyordu ki belki de Azerbaycan halkı bunu unutacak, daha sakin yanaşacak. Ama çünkü aksine neyinki Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlılar, dünyanın her yerinde yaşayan Azerbaycanlılar ne kadar tepkili, ne kadar sert, ilk gündeki kadar heyecanlı şekilde kendi topraklarının savunması için ayağa kalktı. Bu bir gerçeklikti ve bu gerçeklik bütün dünyaya aynı zamanda Ermənistan'a mesajdı. Esasında Türkiye halkı da yani Anadolu ve Trakya'da yaşayan Türk milleti de Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olmasını asla ne hazmedebiliyor ne de unutabiliyor. Peki şimdi çok sert müdahale etti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. Şimdi de iki büyük ordu tatbikat yapıyor. Gerçi Ermenistan'ın arkasında da Rus ordusu olduğunu görüyoruz ama Erivan neyle uğraştığını anladı mı sence? Ardan Hocam, ümumiyyətlə Türk ordusunun askeri tətbiqat üçün Azərbaycana gəlməsi, ben öncə söyleyeyim ki, bizim ölkədə büyük bir bayram havası yaratmış. Özellikle de, elbette bu yıllık plan üzrə gidiyor, ama özellikle de böyle hassas bir zamanda gəlməsi bizim bizim halkımız için, devletimiz için çok önemlidir. Biz Türk ordusuna teşekkür ediyoruz ve hesap ediyoruz ki Türkiye Azerbaycan ordusunun ortak tatbikatı bölgede istikrara, aynı zamanda barışa destek amacı taşıyor. Evet. Çünkü Türkiye bugün yalnız bölgede değil, tüm dünyada istikrarın ve barışın esas teminatçılarından, onu koruyanlardan biridir. Ona göre de Türkiye'nin ve Azerbaycan arasındaki ortak tatbikat çok önemlidir bölge için, bölgenin siyasi politikası için. Elbette Ermenistan bir daha mesaj aldı. Ermenistan düşünüyordu ki Türkiye
ülkenin Azerbaycan'a desteği yalnız siyasi olabilir. Her hangi bir siyasi beyanat şeklinde olabilir. Ama Türkiye Cumhurbaşkanının, Türkiye Dışişleri Bakanının, hatta Türkiye Savunma Bakanının açıklamaları çok net idi. Onlar Azerbaycan'ın kendi topraklarını hangi yolla alırsa alsın, o yolda biz Azerbaycan'ın yanındayız dediler. Ve bu Ermenistan'da büyük bir panik yaratmış. Son derece panik yaratmış. Onlar şimdi kendi onları himaye eden ülkelerden, her hangi bir teşkilatlardan yardım istiyorlar. Türkiye bu olaylardan uzaklaşsın diye. Ama bu yol verilmezdi. Azerbaycan halkı her zaman istemiş ki Türkiye AKP Minsk grubunun üyesi kimi bu problemin çözümünde iştirak etsin. Çünkü diğer 3 ülkenin 3'ü de olaylara objektif bakmıyor ve Azerbaycan topraklarının işgaline göz yumuyor. Ona göre de ben düşünüyorum ki Türkiye'nin verdiği bu son mesajlar neyinki Ermenistan'a, onu himaye eden büyük güçler için de çok önemli bir mesaj oldu. Şimdi tabii bu diaspora meselesiyle karşı karşıya Türkiye ve Azerbaycan. Yani bizim de derdimiz o. Her yıl 24 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar ayaklanır. Washington'da ne yazık ki güçlüler. Ve anladığım kadarıyla Moskova'da da güçlü bir diasporaları var. Doğru mudur? Doğrudur. Hocam birkaç yıl önce Batı'da bir toplantıda Cumhurbaşkanımız söyledi ki bir milletin iki diasporası olabilmez. Olamaz. Bu böyledir. Ona göre de bu olaylar bir daha ispat etti ki Azerbaycan ve Türk diasporasının birce hareketi önemlidir. Siz biliyorsunuz bu olaylardan sonra dünyanın her yerinde yaşayan Azerbaycanlılar o ülkelerin yasalarına uygun, sivil şekilde itirazlarını çaktırmak, Ermeni işgaline, provokasyonlarına itiraz etmek için toplaştılar. Ama ne yazık ki terörü devlet politikasına çevirmiş Ermenistan, yerlerdeki o ülkelerdeki diasporası adı altındaki o cinayetkar unsurlarıyla bizim insanlarımıza, büyükelçiliklerimize, diplomatik kurumlarımıza baskılar yaptılar, cinayetler törettiler. Tek tek onları tek tek bularak dövmeye, üzerlerine silah çekmeye başladılar. Yani ve onların çoklarının giyimlerinde biliyorsunuz ünlü Ermeni terör teşkilatı Asalan'ın ismi yazılmıştı. Evet. Bu bizi hatırlatıyor 1970-80. Yılları. O yıllarda da Asala terör teşkilatı birçok ülkelerde ve diğer terör teşkilatları cinayetler törettmişti diplomatlara karşı. Yani bu Ermenistan'ın terörçü mahiyetli kimliğini bir daha ortaya koyuyor. Ne yazık ki Rusya'da, Amerika'da, Belçika'da, birçok ülkelerde Ermeniler bunu yaptılar. Ve biz bugün uluslararası insan hakları örgütlerinin sustuğunu görüyoruz. Ne yazık ki onlar sivil itirazçılara, sivil insanlara olan bu olaylara hiçbir reaksiyon vermiyorlar, yanıt vermiyorlar. O anlamda Azerbaycan'ın başka ülkelerdeki büyükelçilikleri ve Dışişleri Bakanlığımız bu Azerbaycanlılara karşı, sivil Azerbaycanlılara karşı cinayet töreden Ermeni diasporasının üyelerinin cezalandırılması için bugün çok mühim adımlar atıyor ve onların o ülkelerin kanunlarına uygun cezalanmasına nail olmaya çalışıyor. Peki bu Paşinyan biraz Batı yanlısı gibi gözüküyordu. Öbür Koçaryan'dan farklıydı. Yani biraz daha hani yumuşarız, biraz daha konuşuruz falan gibi böyle bir düşünce içindeydik ama sanıyorum her şey başka türlü bir yere doğru savruldu. Öyle midir? Hocam evet hocam Paşinyan sokaktan politikaya gelmiş bir adamdır. Ne yazık ki bugün devlet idareciliğini de devlet yönetimini de sokakla yanlış sanıyor. Yani kendini dünyaya, dünya ülkelerine demokrat kimi tanıtmak istiyordu ama aslında bugün belki de Ermenistan'ın tarihinde gelip geçmiş en diktatör, gelip geçmiş en işgalci bir başbakan kimi tarihe geçti. Onun gelişinden sonra Ermenistan özellikle normal danışıklardan, konstruktif konuşmalardan yayılmaya başladı. Azerbaycan topraklarına karşı işgalci politikalarını devam ettirdi ve bunu hak kazandırmaya çalıştı. Bundan başka nefret söylemleri üzerinde konuşmalar yapmaya, yalnız Azerbaycanlı değil Türk milletine yönelik çalışmalar yapmaya başladı Paşinyan. Ama bu önemsizdi çünkü Ermenistan'da ağır sosyal ekonomik durum hüküm sürüyor. Evet. Ermenistan'ın tüm bu çalışmaların amacı dikkati dahili problemlerden yayındırmaktı. Amaç budur. Çünkü artık Paşinyan Ermeni halkı tarafından tüm limitini yitirmiştir. Ermeni halkı da onun politikasının puç olduğunu görüyor. O yüzden de milletçiliği insanların sanki Ermenilerin milletçiliğini öne vermekle Karabağ'da bugün işgala yol veriyor ve düşünüyor ki bununla da kendi hakimiyetini uzatacak. Ama bu yol verilmezdi. Biz Ermeni basını takip ediyoruz. Ermeniler artık kendi çocuklarını Karabağ'da askere bile gitmesine itiraz ediyorlar. Her gün protestolar oluyor. Onlar o toprakların Azerbaycanlılarında olduğunu ve kendi çocuklarını orada ölmek istemediklerini söylüyorlar. Bu anlamda Ermenistan'ın bu daha doğrusu Paşinyan'ın bu kısa zamanlı kendini gündemde saklama politikası da %100 iflasa uğrayacak ve Ermenistan Paşinyan bu gelişle, bu politikayla hakimiyeti çok kısa zamanda kaybedecek.
Peki Ferit Çapazlı, çok çok teşekkür ediyorum. Hem çok Bakü'nün teşekkür ediyoruz. nabzını tuttunuz hem de genç bir sivil toplum başkanı ve geleceğin tabii ki politikacısı olarak güzel mesajları da aktardınız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Çok Bakü'ye teşekkür ederim. selamlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.